Herkese merhaba, Zeynep Antan Olmavi'nin yeni videoma hepiniz tekrar hoş geldiniz. İzleyen herkese iyi seyirler diliyorum. Bugün sizlerle ıspanak yapacağım arkadaşlar. Evimde ıspanak vardı değil mi? Akşam menümüz ayrıca. Biliyorum ki her evde farklı lezzetlerde ıspanak olur. Ispanağın bir sürü de çeşidi var. Fırında ıspanak, yumurtalı ıspanak, ıspanak kavurması ve ıspanak yemeği gibi. Ben havuçlu, pirinçli ve kıymalı yapacağım. Kızım için de faydalı olması açısından bu şekilde yapıyorum ben ıspanak. Sizlere de fikir olsun diye video çekmeye karar verdim. Ben bir orta boy soğanımı doğradım tencereme arkadaşlar. Göz kararı sıvı yağ ekleyerek çok az kavurdum ve şimdi altını açacağım. Kavurmaya devam edeceğim. Yağım ısındıktan sonra yavaş yavaş 1 kilo ıspanak var. Bu kabımda. 1 kilo ıspanağımı yavaş yavaş ilave edeceğim. Ve öncesinde tabii ki şöyle kıymam vardı. Kıymamı da çok az kavuracağım. Daha sonra bir yemek kaşığı ev yapımı biber salçam var. Biber salçamı da ilave ettikten sonra yavaş yavaş ıspanakları da tencereme ilave edeceğim. Ve pişireceğim. Kapağını kapamadan önce de arkadaşlar havucumu üzerine serpeceğim. Ve biraz piştikten sonra da ben yıkanmış pirincimi ilave edeceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1 kilo ıspanak tencereye girip ateşi görünce azalıyor. Her zaman gibi. Kendi yıkadığım suyunu da saldı ve ben bir çay bardağı kadar arkadaşlar yeni su ilave edeceğim. Ve rendelemiş olduğum havucumu da ilave edeceğim. Ve bu şekilde bir 5-6 dakika pişireceğim. Daha sonra da pirincini ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 6 dakikadır kaynıyor ıspanak. Gördüğünüz gibi. Suyu da azalmış. Ben bir çay bardağı daha sıcak su ilave edip yarım çay bardağı kırık pirincimi de
yemeğime ilave ediyorum. Karıştırıp tekrar pişmeye bırakacağım. Tabii suyunu tekrar kontrol edeceğim. Pirincini verdikten sonra arkadaşlar ateşin altını, yani ocağın altını biraz daha kısıyorum. Böylelikle hem yapışma olmuyor hem de daha sağlıklı kontrol edebiliyorum. Arkadaşlar en son pirinçlerimizi atmıştık. Ben tekrar kontrol ediyorum. Evet, suyu azalmış. Ama pirinçlerimiz pişmemiş henüz. Gördüğünüz gibi. O yüzden bir çay bardağı daha sıcak su ilave ediyorum. Tekrar pişmeye bırakalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, tekrar kontrol edelim ıspanağımızı. Evet, pişmiş. Ben altını kapatıyorum. Arkadaşlar ıspanağımız pişti. Servise hazır bir şekilde size sunumu. Kıymalı, pirinçli, borçlu ıspanağım yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hepinize iyi seyirler.